Selamlar çok sevgili YouTube. Gördüğünüz gibi geçen hafta Seven Endgame 2 yayınladığında hepiniz dediniz ki ama birinci oyun oynamadın, birinci oyun oynamadın. Bilmeden oynanır mı? Puh Allah kahretmesin falan yaptınız. Ben de o yüzden birinci oyunu en azından dedim şöyle bir ilk bakış bir atalım, bir bakalım. Aşağı tarafta Twitch chat'in sizlere bol 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 selamları var efendim. Eğer ki bu tarz ilginç, küçük farklı Allah belanı vermesin. Pixel oynanan telefondan oynanan ya da başka yerlerden oynanan oyunları seviyorsanız beğeniyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi, kanalda hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Evet. Leo'yu biliyorsunuz zaten. Selam canım, sana güzel haberlerim var. En güzel erkek kadın... Bu ilk oyunda da böyle çıkıyordu. Hayırdır, merakta bırakma beni. Evet. Okundu. Cevap ver. Görüldü çünkü. Beni az önce Hayvanlar Dünyası dergisinden genel yayın yönetmeni aradı. Gerçekten harika bir işle ilgili. Paris'te. Ayrılalım. Ayrılmak istiyorum. Ben ayrılmak, yani ben bu aşkı olan inancı bir kaybettim biliyor şu anda. Hayır. İstemiyorum. İstemiyorum ya. Paris'te ya. Ne kadar da güzelsin ya. TD ayrımı yapamaman korkunç yani. Birazdan şehir kahvesinde benimle görüşmek istiyor. Çok heyecanlıyım. Seni nereden bulmuş? Seni nereden bulmuş? Bir dakika. Belki item biri. Nereden bileceğim? Hırlı mıdır? Hırsız mıdır? Katil midir? Belli değil. Bilmiyorum. Muhtemelen sektörden birisi beni takim etti. Virgül, ay Türkçe çok kötü ya, yazım hataları. Bütün bir seri olacakmış. Paris'in hayvanat bahçesindeki hayvanlar yüksek kaliteli özel bir açıdan fotoğraflandı. Ayrıca birinci sınıf ödenecek. Canım düşünsene. O zaman bir dakika, seçtiğin cevaplar konuştuğun kişiyle olan ilişkini bir... Canım düşünsene, o zaman daha güzel bir daireye taşınırız veya küçük bir ev hemen deniz kenarında mutlu. Henüz daha işe almadım ve benim de daha şu an yeni bir işe öf. Sen de, senin yoksa yok. Cesaret, başaracaksın aşkısı de. Hayatımın anlamı. Ne oldu Leo? Beni seviyorsun. Biliyorum beni sevdiğini. Aşkısı, ben de seni çok seviyorum. Hayır ya. Ne münasebet. Hiç bir para mara bir şey harcamak istemiyorum. Of çok heyecanlıyım. Uluslararası bir fotoğrafçılık kariyeri. Bu benim yükselişim olabilir. Sence ne giysem daha çok saygın mı yoksa gündelik mi? Ya sen fotoğrafçısın yani. Evet, yazdın mısın? Fark etmez. Sen her zaman harika görünüyorsun. Erkekler çok mu zor şöyle olmak? Çok naziksin. Sen başarırsın. Sen yaparsın. Aşkımsın. Kaplansın. Aslansın sen. Teşekkür ederim canım. Daha fazla bilgim olursa seni haberdar ederim. Önemli olaylardan hemen haberdar. Evet isterim. Ne? Niye istemiyorum ben? Gitti aşkısın. Çok zor zaten. Birilerine yazamıyor muyum ben? Allah. Annalena. Merhaba, uzun zamandır bir şey duymadım. Nasılsın? Yaz işiyle nasıl baş ediyorsun? E ne abi, birinci oyunda aynı zıkkım çıktı. Gene ben bir yastayım, gene birilerine bir şey olmuş. Daim teşekkür ederim. Leo ile birlikte olduğumdan beri her şey yolunda gidiyor. Leo bana çok iyi geliyor. Tamam. Kim bu sefer, kim ölmüş acaba? Acaba bu sefer kim öldü? İnanırım. Leonard harika bir insan ve bunu arkadaşım olduğu için söylemiyorum. Güçlü bir kişiliğe sahiptir. Sıcakkanlı ve değerli. Ama hemen de kırılgan ve duygusal. Ona iyi bak. Ha, sana mı soracağım? Psikolog hanım. İyi bakıyorum herkese ama benim başıma gelecek en güzel varlık. Söylemene gerek yok, elbette öyle. Boş yapma diyoruz yani. Kötüleşti mi? Fıstıkçı Şahap. Çok basit. Yani bak. Evet, hep birlikte tekrarlıyoruz. Yarın Türkçe sınavı olanlar, benden size gördüğünüz gibi gene faydalı bilgi. Fıstıkçı Şahap. Nedir bunlar? Nedir? Götüleşti. Kabus görüyor musun hala? Çok çok nadir. Çoğu zaman iyi yiyorum. Neredeyse eski halime dönüyorum. Hatta panik atak yaşamadan birkaç adım dışarıya bile çıkabiliyorum. Çok iyi. Kız, bizim çok ciddi sorunlarımız var ama sebebini anlamıyorum.
Bunu duyduğuma çok sevindim. Dürüst olmam gerekiyordu. Gerekiyorsa antidepresanları bu kadar erken bırakma konusunda endişeliydim. Böyle büyük bir trafik kazası geçirip atlatmak ve ikiz kız kardeşinin gözünün önünde ölmesini gör. Yani gerçekten hocam. Çok teşekkür ederim. Bir şey diye bir dakika, bir dakika. Çok teşekkür ederim. Yani gerçekten bunu bir psikolog olarak bir kez daha hatırlatmanız. Yani bu kadar psikolog olmak. Yani ne diyebilirim ki? Müthiş. Harika. Çok yani çok teşekkür ederim. Lütfen ne olur yüzüme vurun. Allah ben yüzüme vurulmadan uyku uyuyamıyorum. Tövbe ya Rabbim ya. Gününü hala daha devam ediyor musun? Evet, düzenli olarak yapıyorum. Evet tabii vaktim oldu ya. Vaktim olduğunca diyelim. Şimdi öyle bir anda hemen şey denmez. Ha tabii hemen falan. Ben şimdiden yayın sonrası tweetimi bir dakika hemen izin verirseniz. Hemen yayın sonrası tweetimi ayarlamak istiyorum. Kötüleşti. Tamam. Şimdilik her iki gün yazmaya bak. Sonra her gün. Sana yardımcı olacak. Zaten bu terapinin bir parçası. Ayrıyeten terapi ne destek olarak yapabileceğin en güzel şey kendini daha iyi tanıyacaksın. Duygularını kelimeye çevirmek için çalışıyorsun. Bu rahatlatıyor. Ve Leo ile ilişkiniz için de iyi. Hocam siz acil. Tamam. Tamam, sizin çok acil hocam. Türkçe kaçamak yok. Bırak büyük ve kalın bir kitap olsun. Anladın. Büyük ve kalın olan tek şey. Evet. Sanmıyorum. Messenger'da iletişimin altına bir günlük hazırladım. Evet. Ben senin orada kendime. Aslında öyle düşünülmemişti. Kurnaz seni. Abin ne durumda? Daniel ne bu konu hakkında konuşuyor musunuz? Hayır. Kapanık. Kardeşimizin ölümü onu pek etkilemedi sanırım. New York. Tekrar başlama. Kendini küçük düşürme. Sadece sen Daniel'den. Delireceğim abi. Ama bu oyun bu şekilde oynanmaz ki yani burada sonuçta. Öf. Daniel'den daha duyarlı olduğun için. Sonuçta. Hepimiz krizi geç. Türk Dil Kurumu krizi geçiriyorum. Ay, D2 krizi geç Allah'ım. Allah'ım dahi anlamındaki de sert ünlüler, sert ünlülerden sonra konması gereken D'ler, şeyler. Allah'ım hiç hissetmiyorum ya Rabbim. Daha. Kendisi yaşamadı ve benim ne durumda olduğumu anlayamaz. Sen sensin ve yaşadığın afeti ve Sabrina'nın ölümüyle nasıl baş edeceğini sen daha iyi bilirsin. Anlıyor musun? Eğer Daniel bunu bastırmak istiyorsa kendisi daha iyi bilir. Ama iyi seçim olduğu anlamına gelmiyor. Her zamanki gibi bir terapist olarak kolay konuşuyorsun. Evet belli. Kötüleşti. Efendim Tolunay'dan gelenler hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Tolunay çok teşekkür ediyorum hostum için. Hoş geldiniz hepiniz. İyileşti. Gelin gelin biz de mükemmel Türkçeli bir oyun oynuyorduk. Hoş geldiniz hepiniz. Peki Tom yine görüşüyor musun onunla? Affetmeyi düşünüyor musun? Tom kim ya? Nasıl bu kadar aptalca sonuçta davranma hala unutmuş değilim. Deniyorum diyelim. Deniyorum hocam. TDK baba yasko. Çok iyi. Bağışlamak özgürleştir. Bak T harfi kullanılmış ama. Şimdi olmadı bu. Özgürleştirir şeklinde olmalıydı. Kolay değil ama nasıl bu kadar sorumsuz olabildiğini hala anlamış değilim. Eğer içmeseydi bu kıza hiç olmayacaktı. Alkollü olduğunu bizden sakladı. Direksiyon başına hiç geçmeyecekti. Alkollü olduğunu bize söylemeliydi. Abi doğrusu bu yani. Doğrusu bu.
Affetmek unuttun anlamına gelmiyor. Tabii ki o arabayı sürmemesi gerekiyordu. Ve yolcu koltuğunda kız kardeşin sen de arkadayken asla ve asla. Şurada bir koltuğun ta şeklinde bir şey görmek isterdim ama kötüleşti. Ama kendisini ki ama kendini öfkenden kurtarmaya çalışmalısın. Kendini suçlamayı bırakmalısın. Bak senelik olan dostunuz bu yüzden bitmiş olsa çok yazık olur. Kötüleştim. Bunu sen mi söylüyorsun şiddete karşı bir psikolog olarak? Neden olmasın? Bazen yaratıcı olmak lazım. Öf. Ya anla ne be ya? Bir şey söyleyebilir miyim? Yani gerçekten piyasada herhalde böyle paramız mı yok bir şey ya? Şu işi en kötü yapan herhalde psikoloğa falan denk geldik. İnanılmaz. Demet Akalın'la konuşuyor olabilir miyim acaba ben Anna Lena yerine değil mi? Böyle bir şey olabilir. Harika. Bak bir gün beraber yemeğe çıkalım. Ama sadece üçümüz ve terapi konuşması yok. Şehirde yeni bir İspanyol restoranı çok var, çok iyiymiş. Si señora, ben Leo'ya haber veririm. Yıldız fotoğrafçımızı daha tamam. Si señora diyelim de. Biraz bizi tatlı bulsun. Haklısın da. İyi peki birazdan randevum var. Hadi güle güle. Aa bana tatlı mı diyor? Eski sevgilim çok güzel, seksi ama aynı zamanda karamsar ve tahmin edemez. Asla ilişkimizin sonunu kabul etmek istemedi. Bana ne var ne istiyorsun? İyisin. Şimdi olmaz. Mona eski diye mi kayıtlı? İdare eder. Seni ikimizi çok düşünüyorum. Aa. Bir anda bok edeyim mi bütün oyunu? Psikoloğuma takılma. Bak bir şey söyleyeyim mi? Türkçeye takılma. Türkçeye takılırsanız yandık. Takılma. Ne demek istediğini biliyorum ya. Ayrılığın ilk zamanları ben de seni düşünüyordum ama sonra hallettik tatlım. Şekerim. Haklısın, biliyorum. Evet hata yaptım. Ama ben değiştim artık. Seni tekrar görmek istiyorum. Keşke ben deistim yazsaydı da bize şey şakası yapsak. Ay ne deist misin? Falan şakası yapsaydı. Aa! İt olayım mı? Ha? İt olayım mı? Ve pederki olayım mı? Ya, olur görüşelim ama bak unutma ha boşuna. Mona. Boşuna umutlanma. Sana karşı hala daha boş değilim. Hiç mi umurunda değil? Ya tatlım bak. Bak şimdi. Bak kızım ben bak. Bunun bak kötüleştiği geliyor. Bir de o şımarık ile nedense artık okul zamanında zaten herkesi baştan çıkarttı. Sen daha iyisine layıksın. Ben de layık. Evet, layıkım bu arada. Layık. Enes, lütfen video başlığını şey yapabilir miyiz? Sen laiksin. Lütfen. Yapabilir miyiz? Sadece sen laiksin yaz. Oyunun adı yok. Hiçbir şey yok. Sadece sen laiksin. Olur mu? Ben sana poz da vereceğim birazdan kapak fotoğrafı için. Tamam mı? Laik. Evet. Ey orada mısın? Dur. Evet laikim yeni şey falan böyle. Evet abi bence de yani dinle devlet içine birbirine girmemeli yani. Öyle bak artık senin için kolay olmadığını biliyorum. Mona ne diyeyim ki yani. Ne diyeyim ki? Acaba şey anlamında mı söyledi? Sen daha iyi birisin hani layık daha hani layıklığını belli ediyorsun. Kötülere layıklığını belli... Ne bu?
Nasıl bu duruma gelebildik? Hala anlamıyorum. Seni hala çok seviyorum ve çok özlüyorum. Bak, yeni saç modelim. Bakayım. Beğendin mi? Aa, süper, çok iyi. Layıksın. Hangi resmi açtı? Ninem. Bu arada galerimde senin için yeni bir resim yükledim. Profilime göz at. Bakayım. Galeri. Ne? Anne. Ya! Ne yükledi? Kudururum meraktan. Ne yükledi? Evet, çok sevgili YouTube. Seven Hunt Game gene yapacağını yaptı. Ne daha? Kurt mu? Kurt mu? Bir dakika durun. Selamlar, beni hatırladın mı? Bergman Koç şirketinin ofisinde otururum. Ha, bit ve byte'ların sanatçısı. Hala bilgisayarın güvenlik görevlisi. Aa, okey. Konuş kurt. Atıl kurt! Yok ya, senden sonra beni de postaladılar. Aa, Allah yolunu açık etsin. Ne yapacaksın? İşsizlik işte. Ne dersin Bergman Koç adamlarına o eski püskü personel azaltmanın küçük bir tazminat eylemini yapmaya? Nasıl yani? Eylem mi? Ay, tövbe aşağı. Ben devletimize çok bağlıyım. Şirket sunucusunun bilgisayarını hackledim ve gördüm ki yakın zamanda rakiplerini ele geçirmek üzereler. Ne? Kimi ele geçiriyorlar? Yoksa düşündüğüm gibi Aaa! Hackerlık falan. Haftaya da Paşa Fans oynuyoruz. Aynen, onlar yarın basın raporu karlı fil düğünü gibi yayınlanacak. Bitmeden önce biz de payımızı alalım. Hisselere küçük bir yatırıma ne dersin? Yarından itibaren hisseler uçacak. Kazanmamız garantili. Şekerim, benim bir şey söyleyeyim mi? Benim canımı al, paramı alma. Çok teşekkür ediyorum. Mümkün değil. Mümkün değil. Sadece olmuyor. Aa, hayır. Aa, yok, hayır. Aa! O zaman 10. Allah belanızı vermesin. Paramı buna mı gönderdim? Dönmeyecek bana. İzle bana, asla dönmeyecek. Medya 2 mi? Bakayım. Ne var Mr. G? Leon'un eski kocası tam bir maço bence. Öf. Merhaba, siz kimsiniz? Ben Garrett, Leon'un eski sevgilisi. Benden bahsetmedi mi? He, bahsetti. Yani Mr. G. Umarım iyi şeyler anlamış. Ama cidden. Sen şimdi onun yeni sevgilisi misin? Evet, doğrudur, öyle mi? Cidden. Ama cidden. İyi, bana yeni numarası lazım. Acil onunla konuşmam gerek. Ama o sizinle konuşmak istediğini düşünmüyorum. Neymiş o kadar önemli olan? Nedir hocam o kadar önemli olan? Ha? Nedir? Nedir? Bana tazminat vermeli, sonuçta hakkım. Sana bir öneride bulunacağım. Ben Leo ile konuşacağım ve kendisi isterse seni geri arar. Anlaştık mı? Ha. Ben bir Leo'ya sorayım, eğer ki izin verirse okey. İzin vermezse kral, kusura bakma. Mümkün değil. Tamam, ben şimdi gidiyorum. Sosyal yardım falan anlarsın ya. Her şey için yalvarmak lazım bu devirde. Lanet olsun, para lazım. Bu durumda olan tek siz değilsiniz. Ben sizi çok iyi anlıyorum. Sizden daha kötü olan, durumda olan insanlar var. Şimdi zırlamayı bırakın. Size acımamı beklemiyorsunuz herhalde. Yok, neyse. Anlıyorum sizi. Allah bahtınızı açık etsin.
Yo, söyle ondan haber bekliyorum. Bak. Emir kipiyle konuşma, ağzına sıçarım senin. Mister G. Duydun mu beni? Gerçekten ağzına sıçarım. O kırmızı şapkayı alırım. Eline veririm. Elinde tutman için. Kafanın keli gözükür. Dikten. Dikten. Sözlerini müsait bir tarafına sok gerizekalı. Ah! Oğlum! Efendim kurt. Au! Senin şu ressam kız arkadaşın vardı ya. Çok iyi resimler çiziyorsun. Evet hocam. Bana acilen bir avatar kurt logosu lazım. Bir blok için artık hackerlık. Hackerlıkla aktifim, acaba benim için çizebilir mi sorar mısın? Kız arkadaşım değil o, benim ayrılığı bir seneden fazla oldu. Şey diyor, güzel olanı işte. Kötüleşti. Bir şey söyleyeceğim. Siz çok geriden geliyorsunuz. Oha! Nasıl yaşanıyor bu şu an? Alo? Alo? Benim çizim şu anda hala daha dikten, yani hala daha dikten yazıyorsunuz. Lan ne oluyor lan? Niye sapıttı bura? Bir dakika. Ya çalışsın. Benim çetime ne olmuş ya? Ha? Alo. Şu an düzeldi biliyor. Az önce bir şey söyleyebilir miyim? Yazdınız, bir daha yukarı çıktı, bir daha aynı şeyler yazılmaya başlandı. Nasıl oldu? Neyse tamam. Evet sorarım, şey yaparım, yazarım ama. Bırak beni, bırak beni. Süper, çok sağ ol. Ne demek? Sen laiksin diye ne yazacağız, değil mi? Evet tamam. Kız layık olduğumu da biliyor. Babam yazdı. Alo, babası. Annemiz hastaneye yatmış. Allah aşkına, bundan önceden bir oyunu vardı ki. Evet az önce çıktı, şimdi uyuyor ama çok yıprandı, beklediğimizden daha zor geçti. Ben arkadaş... Niye ben annemin ameliyatına gitmedim? Anamın ameliyatına, çok pardon. Baba, bu şekilde düşünmenin bir anlamı yok. Bundan sonrasına bakmamız lazım. Hayır. Şimdi babişimizin moralini bozmamamız için. Ha. Evet. Haklısın. Kendimi bırakmamam gerekiyor. Ama Sabrina'yı bizden aldılar. Senden hariç tek kalan... Aa! Babişi! Bak. Babişi biliyorum ama lütfen ben yanayım. Alo? Alo. Baba. Kolay değil, bu belirsizlik çıldırtacak beni. Biz hala patolojiden çıkacak olan haberi bekliyoruz. Ondan sonra karar verilecek ne olacağı. Ya kemo veya radyoterapi. Aa, ne zaman çıkacak sonuç? Ey Allah'ım, ya Rabbim. En geç öbür gün. Tamam. Beni bilgilendir. Elimden de bir şey gelmiyor ki, kendimi çok çaresiz hissediyorum. Baba anlıyorum, umudunu kaybetme. Sonuçların gelmesine az kalmış zaten. Kayıp etme. Haklısın. Kendimi tutmalıyım. Sen nasılsın? Tom'dan haber var mı? Jerry ile şaka. Şaka ya gül diye. Babası. Şaka ya. Gül diye. İlk adımı sen yap, senden bekliyor. Unutma, o kaza sadece onun suçu değil. Karşıdan gelen trafik kurallarına uymayıp yol hakkını alıp ona çarptı çarpan. Ve sonra korkakça kaçtı. Adi herif. Tanrı onun belasını versin. Ama Tom düzgün ve akıllı bir çocuk. Sadece beyefendilik yapıp Sabrina'ya, ya bir şey söyleme bir kere. Oyunun gerçekçiliği çok düşük. Kusura bakmayın ama hiçbir ana baba bu hızda mesaj gönderemez. Kusura bakmayın. Benim annem yemin ediyorum ki şey yazana kadar yaklaşık bir 30 saniye falan geçiyor.
Sadece beyefendilik yapıp Sabrina'yı festivalden sonra eve götürmek istedi. Ve o an sen de sadece kavga etmekle meşguldün. Şey çıkartamadım, ismi neydi? Yani babası biraz... Lütfen. Gölgenden atla ve Tom ile konuş. Bazı şeylerden kurtulmak lazım. İnan bana, yoksa içini yer bitirir. Tamam baba, konuşurum kendimi hazır hissettiğimde. Evet, bırak da bu benim endişem olsun ha. Tamam baba. Kötüleşdi olmaması için. Evet. Evet. Yani biliyorsunuz ki D'ler dağlar bu şekil bu oyunda. Bu çok iyi bir haber oğlum. Çok sevinecek annen buna. Selam söyle benden. Kendisi çok efendi bir kız. Söylerim baba. Anamı öp benim yerime. Anam da çok güzel ya, maşallah. Bak anamla babamın fotoğrafı yukarıdaki. Öperim oğlum kendini. Enzir, sen de öpmeye yararıyorsun. Efendim canım. Hayırlı olsun aşkısı. Hayırlı olsun aşkısı. Ya. Ne biçim, diğer oyunda da mı aynı fotoğrafları gönderdin sen? Diğer oyunda da aynı. Dittan kötüleşti. Hadi konuş bakayım. Şampanya hazır ederiz. Böyle vastaba. Evet. En iyi arkadaşım, ne günler atlattık. Kazadan sonra uzun temas, molası, alkolle de neden direksiyonun başına oturduysa artık Sabrina'nın ölümü. Aa! Henüz hazır değilim. Kötüleşti biraz. Biraz kötüleşti olsun. Ya bir şey yazıyor. Niye benim saçımı ve sunuyorsunuz bunu? Yazıyor. Yazıyor. Zaten ben kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğim. Bununla hayatım boyunca savaş malıyım. Savaş malıyım. Ben bir savaş malıyım. Sadece sen suçun değil bu kazada. Yani bunu babam öyle düşünüyor. Yani belki de hak... Belki yine... girebiliriz ve... Niye yıkınıyor şu an peki? Atarım, sinirden kabız oldum sana. Ben de seninle görüşmeyi çok isterim. Bana haber edersin hazır hissettiğin zaman. Tamam, görüşmek üzere. Kötüleştik. Görüşürüz. Bye. Tom, aşk ama bye bye. Anda. Ah! Al işte. Ne diyorsun? Ne diyorsun lan? Yerler mi? Yer mi lan Anadolu çocuğu? Bir kere ben layığım. Ki bu kim? Bu kim ya? Ha.
Yani gerçekten artık hani hiçbir şeyim... Neyse. Evet, nedir hocam? Evet, hemen SS'i gönderiyoruz. Koko Bey, çok teşekkür ediyorum. EGH Türk Komitekmemiz olduğun için YSM TV. Hoş geldin. Sefalar getirdin sen de. Bence salakça bir şaka. Dış yapım. Ben de öyle düşündüm. Çünkü öyle olurlar ya. Ben de öyle düşündüm yani. Aptalım biri yazdı böyle bir şey. Seni birisi kızdırmak istemiş sanırım, umursamayız, sil gitsin. Lan harbi bir dakika dur lan. Oğlum. Al işte. Ya gerizekalı, konu bu mu? Ya konu bu mu şu anda? Sağ ol falan yazdık. Ne diye girdik, ne diye çıkıyoruz şu an? Eminim birisi kötü şakalarla aklını karıştırmaya çalışıyor. Olabilir. Belki de eski sevgilisi. Ondan her şeyi beklerim. Sağ ol Tom. Tekrardan görüşmemize çok sevindim diyeyim. Evet harika. Gerçekten harika yani. Bence kurt gönderdi. Bilmiyorum. Atıl kurt olabilir. Benim arkadaş çevrem yani. Ah. Kuzu ilk müdür açtığında beyaz bir at gördü ve atın üzerinde oturdu. Oltasını çıkarıp bir yay aç. Alo. Merhaba Allah dostum. evet mer. Düşüncelerimi ve eylemlerimi anlamak için ne hissettiğimi hissetmelisin. O yol ve hayat, bu sevgi ve ölüm. Kaderini senin ellerine bırakıyorum. Şu andan itibaren beni takip et ve onu kurtaracaksın. 7 günün kaldı. Tam 7 gün. Abi ne oldu? Cellat mı geldi? Cellat mı geldi? Kürt! Kurt! Kurt! Acım dur. Hocam az önce beni birisi aradı ve ölümle tehdit etti. Tehdit etti. Beni korkutmak istedi. Ne diyorsun? Ama çok kaba bir şaka. Bir ID göndereceğim. Bir bak. Gerizekalı, öldürecekler diyorum beni. Messenger şifresini ben çözerim. Nasıl olacak o ya? Bekle bir dakika. Unut. Oradan bir hareket yaparsan var ya bak. Alma. Hack.ivi mi? Hı. Şaşırdın değil mi? Gerisini istekli küçük bir bot yapacak görüş. Allah. Evet. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Hack bot 2.3. Gelecekteki hack istekleri ve başarılı hack hakkında sizi bilgilendirmek için programlanmış yapay bir istihbarat denilen bir chat botum. Kurttan bekleyen bir evet. Tabii ki de. Çok sevgili YouTube. Evet. Sizler buraya kadar gelmiş olmalı. Beğenmişsiniz. Durmayı başınıza düşürerek beğendiyseniz beğenmeyi. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Twitch'e beraber sizi çok çok öpüyoruz. Siz de kendinize dikkat ediyorsunuz. Görüşmek üzere. Bye bye.